Günaydın. Saat 10.30, 11'e geliyor. Ben yine kendimi uyanmak için zorladım. Aslında sabah saat 7.30'da falan kalktım ve uyuyamadım bir süre. Sonra uyumaya kendimi zorladım ve saat 10'da zor kalktım. Nasıl bir çelişki. Her neyse, kahvaltımı yaptım gördünüz. Spora gitmek için hazırlanıyorum ama spora bile ağlaya ağlaya gidiyorum şu an. Bu mevsim geçişi beni her sene böyle yapıyor. Aşırı yorgun, bitkin yani. Dediğim gibi uyanmak istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tek yapmak istediğim yatıp uyumak tüm gün. Spor bile yapmak istemiyorum ki beni düşünmeyin. Ben spora aşık bir insan olarak çok üşeniyorum spor yapmak ve spor salonunda da zaten eski performansımı gösteremiyorum. Bu tabii uzun bir süre ara vermemden dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Kendimi zorlamaya çalışıyorum yani. Şu an hiç istemiyorum mesela. Şu an burada konuşmak daha güzel geliyor bana. Başlıktan anlayacağınız üzere bir cheat day'i, yani çok fazla yediğim bir günü, günün sonrasını nasıl telafi ettiğimi göstereceğim size. Dün aslında çok fazla bir şey yemedim. Sadece akşam hamburger yedik Kıvanç'la. Ama yine de bu ödem yapmaktan tutun. Çok geç saatte yerseniz zaten kilo da yapabiliyor. Eğer erken yatarsanız ya da sindiremezseniz. Dışarıda ne oluyor? Cilt bozukluğuna kadar sivilcelendim mesela. Ya bir günde sivilce çıkartabiliyorum. Yani yağlı bir şey yediğimde kızartma, fast food olsun her şey direkt cildime de vuruyor. Bu çok kötü bir şey. Aslında çok fazla su içiyorum sırf hani vücut tuz tutma, su tutmasın işte yağlanma falan azalsın ya, ama yine de fayda etmiyor. Bu yüzden yapılacaklar listesinde birinci sırada sağlıklı beslenmek var. İkinci sırada çok fazla su içmek var. Üçüncü sırada market alışverişine çıkmak, çünkü detoks suyu hazırlamak için nane kalmamış evde. Şu an bunları yapacağım. Dördüncü sırada tabii ki spor yapmak var, onu söylemeyi unuttum. Spor olmazsa olmaz çünkü fazla yediklerimizi yapmamız lazım. Bir kilo almış gözüküyorum zaten tartıda büyük ihtimalle, ama öncesinde de yemiştim. Pide, mide, lahmacun bir şey yemiştik. Büyük ihtimalle ondan da yani haftada 1-2 gün abartıp diğer günler sağlıklı beslenmeniz aslında hiçbir şey olmuyor, ama ben bu hafta birazcık abarttım. Akşama kadar sağlıklı besleniyorum. Akşam dışarıda arkadaşlar yiyince benim de yiyesim geliyor. Toksan bile yiyesim geliyor mesela. Bu huyumu sevmiyorum. Ama kendimi tutuyorum ya. Çoğu zaman tutuyorum. Bunu sadece mesela işte kilolu insanlar yapar. İşte kilo alınca yaparım. İşte fiziğim, vücudum bozulunca yaparım gibi düşünmeyin. Bunu bilmiyorum kaç defa söyledim size, ama sağlıklı yaşamak bir hayat felsefesi haline getirmeniz lazım ki bu size zor gelmesin. Asla bunu diyet yapmak olarak benimsemeyin. Biliyorsunuz eskiden ben de diyetlere çok takıktım, ama şu an onların hepsini saldım. Diyetisyenden bile yardım almıyorum. Kendim yapmaya çalışıyorum. Bu işte dediğim gibi sadece sağlıklı beslenme üzerine oturtturduğum bir düzende ilerleyerek ve spor ekleyerek üstüne yapıyorum. Ve böyle gayet de kilo verdim. Karantina döneminde ne kadar kilo almıştım. Onun üstünden 12-13 kilo verdim yani. Diyet diyet diye yaparsanız bu işi bir süre sonra sıkılıp patlayıp eski yeme düzeninize geri dönersiniz. O yüzden bunu sağlıklı yaşamak olarak algılayın. Dediğim gibi sadece vücudunuza değil, ruh sağlığınıza, bedenen, işte cilt sağlığı, işte cilt güzelliği, her şeye iyi gelen bir şey bu. Sadece bir kilo olarak düşünmeyin. Bu konuşmaları daha çok yapacağız sizinle. Ben şimdi spora hazırlanayım. Spor sonrası alışveriş, market alışverişi, onu da çekeceğim. Sporu çekmeyeceğim. Çünkü spor, yani beni çekebilecek biri yok şu an. Kıvanç Bey oradan ayrıldığı için tek başıma gidiyorum artık. Üzücü. Neyse, birazcık müzik açalım ve hazırlanmaya başlayalım. Şarjım da %35 kalmış. Sporda çok fazla nefes alıp vermekten dudaklarım çattı. O yüzden vazelin sürüp gidiyorum. Zase küçük bir tip olsun. İpucu. Hayat kurtarıcı bilgiler. Evet, spor bitti arkadaşlar. Burada ekranda bir şey mi var?
Işık mı yoksa neyse. Şimdi market alışverişine ineceğim. Bu arada dün spora gitmenim için bugün tüm vücut yaptım. Umarım sesim geliyordur. Aşırı yoruldum. Yarım saat kardiyo yaptım. Öyle. Süper set haline çalışıyorum bu arada. Zaten spor rutinimi çekince göreceksiniz. Hazırlandım ve Migros'a ineceğim. Yani daha doğrusu her şeyi üstüm değiştirdim. Aşağı inelim. Me yellow demon always creeping on the avenue. Call like hello screaming in the mic like what the fuck is new. I'm that jello needing window peeping kid who spit the truth. Who don't meddle with the metal cause the cat. Şu yerli muzlardan aldım. Bunlar küçücük ve tam bir porsiyon oluyor. Çok güzel ve mangoda indirim vardı. Bir tane mango aldım ama olgunlaşması lazım. Artık bunların hiçbirini tüketmiyorum. Şunlar hele şekerli yani. Ben işte şu doğalsan kullanıyorum arkadaşlar. Hem zeytinyağlı hem de yağsız ton balı aldım. Bunun da tadı çok güzel. Her şeyi aldım şu an çıkıyorum. Hazırlayamadım detoks suyunu, şimdi hazırlıyorum. Nane yoktu dediğim gibi. Şimdi nane koyacağım içine. İçine zaten hep gösterdiğim şeyler var. Şimdi açlığın bastırması için limonlu soda içeceğim. Sodaya yani limon sıkacağım. Meyveli sodalar içmeyin şekerli. Onun yerine böyle kendiniz yapın. Sodamız da hazır. Şimdi beni 7'ye kadar tutması lazım. I don't wanna say too much. Got a lot of feelings, scared that I might mess it up. I'ma always keep it honest, like $100. I'ma be there by your side, girl, no matter what. I'm not like those other guys you knew before. Pull up to the spot, you know I'm. Saat 6 oldu. Artık ikinci öğünümü yiyebilirim. Çok heyecanlı, çok acıktım. Aslında 7'de yiyecektim ama sabah doyurucu bir kahvaltı yapmadım ve bu aklına yoktu. Tamamen planlanmadan başladığım için ilk gün böyle bir saat erkenden. Olsun artık o kadar. Yağsız pişiriyoruz köfteleri. Ron burada köfte bekliyor galiba. Ama dün yedin sen. Kabağımız var. Bu kabağı nasıl yaptın anne? Şöyle elini doğradım. Sonra soğanla birlikte onu kavurdum. Sonra içine dereotu koydum. O sıkıntı değil. Çok mayıştım, çok uykum var ya. Neyse sonra yemekten sonra yürüyüşe çıkacağız. Annem ve Handan teyzeyle. Salatamız da hazır. Ro, gel. Gel buradan gel. Ablasının sevgi kelebeği bu. Ro, bak. Bak kim var burada, bak. Bak. Merhaba. Çocuk benden bıktı artık ya. Köfteler de oldu. Tabakları çıkartalım. Bunları da koyacağım içerisine. Koyacağım işte şimdi. Ne aç olduğumu bakışlarına alamıyorsunuzdur. Evet, bugünkü menümüz böyle. Akşam çayımı içerim artık, kahve içerim. Ki tok tutsun benim. Bunlar doyuracak yani. Bayağı yiyeceğim. Doyurucu yiyeceğim. Sabah kahvaltılarımı doyurucu yapacağım. Ki doyayım. Bir bu söz çünkü doyurmak kolay değildir. Asla. Ron da altta. Ver artık bana diyor. Kabağın tadını merak ettim. Zeytinyağı falan mı yaptım? Ben anlamadım mı? Güzel meze gibi. Evet, meze ama çok yağlı olmuş biraz. Rakı mezesi. Biraz yağlı olmuş. Az yağlı olmuş. Benim teyzem daha yağlı yapıyor. Ben o kadar yapmadım. Ha sen onları gidince mi yedin? Onu öğrendim yani. Sen de pijamanla güzel çıkıyorsun kamerada. Böyle ev hali. Şöyle ekmeği görüyorsunuz. Ekmek kızarıyor köfte yağında. Nevroş bu işi biliyor. Köftenin yağında kızarmış germiyan ekmeği. Hadi yap şovunu. İşte şöyle. Eh seni. Bir benim tabağıma bak, bir senin tabağına. Bul biber. Benim tabağım da böyle yani arkadaşlar. 4 köfte, kabak, salata. Bir de o tabağa bakın. Artık dizileri, filmleri altyazıyla izliyorum. Yani İngilizce altyazıyla izliyorum. Aslında yani İngilizcem iyi. Hani siz geliştirmek için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Fakat yine de böyle belli cümle kalıpları falan görmüş oluyorum. Kelime öğrenmiş oluyorum.
O güzel oluyor. Rom, onaylıyor musun? Artık giyinme zamanı. Biraz üşensem de. Tamam. Küçük bir kombin değişikliği. Bu üstündeki yine aynı tişört. Defakto olan short. H&M'den artık ezberlemişsinizdir. Sweatshirt. Instagram'da bir sayfa bana hediye etti. Çok tatlı. Şuna bakın. İhtimalle bunu üstüme giyeceğim zaten. Çünkü hava aşırı soğuk. Evde bile üşüyorum. Parmak uçlarım, ayaklarım, ellerim her yer üşüyor. Isınamadım. Artık akşamları soğuk olmaya başladı. Ekim'e giriyoruz. Neyse sabahları yine sıcak ama. Hala sıcak yani. Saçımı topladıktan sonra hazırım. Dudağıma bunu süreceğim. Şaka mı bu? Tamam, şimdi odakladı. Gördüğünüz üzere çıktık, veriyoruz. Ve üstüme giydim. Çünkü soğuk. Ve daha hava kararmadı bile. Annem üşüdüğünü söylüyor. Ve ben ona dedim, onu alma dedim. Başka bir şey al dedim. Hava çıplaklaşıyor. Dinlemedim. Yo, benim bacaklarım iyi şu an. Benim üstüm işte üşüyordu. Benim her yerim üşüyor şu anda. Peki. Ron. Ron da kendi halinde. Evet, Nevroş dayanamadı, giyiyor. Çay içeceğimiz yere geldik arkadaşlar. Hadi getir. Ben buraya bakmaktan yapamadım da. Maskemi çıkarmadan çay içmeye kalkıyordum, maske alsın. Rom kime diklendi gene? Evet, ezan okuma saatimiz geldi. Allah kabul etsin Rom. Tibet kahvelerimizi aldık. İç içiyorum. Bu neyli, damla sakızı mı? Rom. Ay, yatağım biraz dağınık ama kusura bakmayın. Evet, böylece bir gün daha sonlandırdık. Bir gün daha geçti. Haftaya pazartesi okullar açılıyor. Hazır mıyım? Hayır. Neyse, böyle gördüğünüz zaten Tibet kahvesi içtim. Şu an su içiyorum. Yanıma şöyle bardağım ve sürahiyi aldım. Bunu doldurup doldurup içiyorum. Şu an zaten herhangi bir açlıkta hissetmiyorum. Çünkü dediğim gibi doyurucu yedim bayağı. Sonucu gözlemleyeceğim, size zaten bildireceğim nasıl hissettiğimi. Bana iyi geldi mi, devam etmeyi düşünür müyüm? Bunların hepsini size bildireceğim. Eğer derseniz bu aralıklı oruç yapma fikri nereden çıktı? Zaten çok önceden düşünüyordum bunu yapmayı ama reflüden dolayı karar verememiştim. Hani reflüme dokunur mu? Herhangi bir rahatsızlık yaşar mıyım? Ya da aç kalmaya dayanabilecek miyim? Gibisinden çok fazla kafamda düşünceler vardı. Bugün spora gittiğimde orada bir eğitmen var. Duygu abla. Onunla küçük bir konuşma yaptık. Onun sayesinde böyle motive oldum. Yapabileceğime inandım. Ki o da dedi zaten bir vücudunu gözlemle dedi. Ve reflüne de iyi geleceğini biliyorum dedi. Anlattı. Yağ yememi söyledi bu arada. Ceviz, fındık gibisinden. Yemeye çalışıyorum ama yazın değil de çok kışın daha çok mesela kuru yemiş yemeği seviyorum. Ama onda kesinlikle ceviz falan kahvaltıma ekleyeceğim artık. Çünkü siz yağ yemedikçe vücudunuz yağ yakmıyor. O zaten vücudunuz yağ ihtiyacı olduğu için vücudunuzda olanı, çok fazla vücudunuza lafını kullandım, tuttuğu için yağ yakmıyorsunuz. Kilo verdiğiniz ya vücudunuzdaki sudan gidiyor ya da kas kütlesinden gidiyor. Bu da hani bizi yanıltabiliyor. Aslında yağdan vermemiz gerekirken kastan veya sudan veriyoruz. Daha kötü bir durum. Ben şimdi şey işte uygulamayı düşünüyorum. Mesela sabah 11-12 gibi yersem akşam 7-8 gibi yiyeceğim daha. Onun dışında sadece sıvı tüketeceğim. Şimdi böyle düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz yine basabilirsiniz. Sıkıntı değil. Sıkıntı yok. Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bana abone olmayı ve zil butonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Yine şuradan da abone olabilirsiniz. Ya da bu videoyu kapatıp hemen kanaldan yandan böyle abone ola tıklayabilirsiniz. Bunu zaten biliyorsunuz. Ben yine her videoda hatırlatayım da yani belki unutmuşsunuzdur. Veya hala abone değilsinizdir. 12K olduk. Yavaş yavaş büyüyoruz. Uzun süredir yani 2 ay neredeyse YouTube'la ilgilenemedim. Yavaş yavaş büyüyoruz. Sıkıntı değil. Çok güzel videolar gelecek. Aklımda çok güzel fikirler var. Herkese iyi geceler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.